yapıldı. Dünyada da yapıldı, ülkemizde de yapıldı ve çok nitelikli çalışmalar var. Farklı bir alandan yürümeyi tercih ettim. Bunun teorisi yerine denemelerine yöneldim. Kitabın konusu nedir? Kutsal metinler üzerine yapılan okuma örnekleri, denemeler içeriyor kitap. Bütün üç tane semavi dinden mi bahsediyoruz kutsal metinler derken? Yoksa Doğu bilgeliği de buna dahil mi? Yoksa duyuyorum. onun dışındaki bütün inançları da kapsayan ya, görmüyorum, değil mi? yaklaşım mı? Kutsal metinler dediğimiz zaman tabii ki kutsal, yani bütünlüğü olan ve çelişmeyen tüm Gelmiş, ışığı söndürmüş buradaki. metinler için geçerli. Bunlar olur. Bu Zoom'da hep olan Evet. etkiler. Arkadaşlar lütfen mikrofonlarınızı kapatın ki İzzet Erş'i daha net duyabilelim. Gel bir dakika. Mikrofonu kapatır mısın? Sesim gidiyor. Evet, sesiniz geliyor. Lütfen mikrofonu kapatın. Şimdi Anadolu Aydınlanma Vakfı dediniz İzzet Bey. Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın faaliyetleri nelerdir ve oradaki göreviniz nedir? Anadolu Aydınlanma Vakfı derken de Metin Bobaroğlu'nun ismini anmadan geçemeyeceğim. Çünkü Metin Bobaroğlu benim de hocamdı. Dolayısıyla kendisini saygıyla anıyorum buradan. Bize birazcık Anadolu Aydınlanma Vakfı'nda görevin neydi, nedir, ne yaparsın diye bir bilgi aktarımında bulunursan çok sevinirim. Kısaca vakıftan bahsedebilirim. Anadolu Aydınlanma Vakfı 1996 yılında İstanbul'da kurulan bir vakıf. Evet. Çalışmaları, yani ilkelerini söyleyebiliriz. Din, dil, ırk, cinsiyet, uyruk ayrımı gözetmeksizin anlayış etrafında daha ziyade evrensel insan ülküsü dediğimiz bir temelde, yani insanın insan olma niteliğini öne çıkartan, dini, dili, cinsiyeti bunlarla ilgilenmeyen bir vakıf. Evet. Bu da çok şey yapılabilir. Genelde bir kalıp gibi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmiyoruz denir ama topluma baktığınız zaman bunlardan birinin ağır bastığını görürsünüz. Bizim vakıfta böyle bir şey, ayrımlara çok fazla gidilmemiş gerçekten. Farklı aidiyetlere ait birçok insanı içeride görebiliyoruz. 24 yaşında değil mi oluyor? Tabii, 24 yaşında bir vakıf. Amacımız ne? Sürekli bir bilinç topluluğu oluşturmak. Bundan kastımız nedir? Hobi olarak ilgilenmemek. Yani okuduğumuz, anlamaya çalıştığımız bilgileri hayatımızda gerçekleştirebilmek. Bunu aklımıza yazmak değil, kalbimize yazmakla ilgileniyoruz. Tabii. Merkezde felsefe var. Yani bir dini topluluk değil, bir ideolojik topluluk değil ama bir felsefe topluluğu. Yani ideolojileri olan insanlar tabii ki var. Farklı dinlere mensup ve dinini hafif yaşayan ya da derinlemesine yaşayan birçok insan da var ama kişilerin kendi aidiyetleriyle ilgilenilmiyor. Aydınlanma ülküsüyle ilgileniliyor. Aydınlanmadan da kastımız aklın aydınlanması olarak batı aydınlanması da düşünülebilir. Kişilerin kendi dönüşümlerini esas alan bireysel dönüşümlerde, öznel dönüşümlerde kabul edilebilir. Niçin Anadolu? Bir aydınlanmadan bahsedeceksek Anadolu diye sınırlayamayız. Biz şu şekilde düşünüyoruz. Anadolu merkezli olarak, Anadolu'nun kendi içerisinde çok kültürlülüktür. Çünkü Anadolu bir toprak parçası değildir. Anadolu topraklarında yeşermiş olan birçok kültürün tarih içerisinde ortaya çıkmış birçok farklı inancın, anlayışın, düşüncenin kavramları ve bu kavramların diğer kültürlerle olan bağları, bunları kurmaya ve anlamlandırmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Herkesin bireysel olarak kendi yolunu yürüdüğü bir vakıf, Peki senin dergiler orada çıkıyor. seminerlerin var mı İzzet? Yani Anadolu Aydınlanma Vakfı'na gelip seni dinleyebilir miyiz verdiğin konular hakkında? Böyle bir çalışman var mı? Şu anda yok. Şu anda bütün vakıf toplantıları iptal edildi. Evet. Belirli, yani salonlar verilmediği için şu anda böyle bir çalışma yok. Ama vakıf bünyesinde çok değerli hocalarımız, felsefe
konusunda yetkinlik kazanmış hocalarımız ve içimizden çıkan belirli konularla ilgili derinleşmiş veya çalışmalarını yürüten arkadaşların konuşmalarını dinleyebiliyoruz. Evet. Bülten dergi çıkartıyoruz. Bunları internet sitemize taşıyoruz. Nitelikli işler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar olur onu inceleyenler takdir edecektir. Peki, Kutsal'ın yorumu bize neler anlatıyor? Nasıl okunmalı? Hani böyle alıp sayfa sayfa çevirip bir roman gibi mi okuyacağız? Yoksa başlıklarına bakıp bizi ilgilendiren konu başlıkları şeklinde mi okuyacağız? Kutsal'ın yorumu ne demek? Şöyle bir toparlayalım. Nasıl okuyacağız? Nedir? Biraz kitap hakkında bilgi verirsen. Bu arada ben kitabı katılımcılara göstermek istiyorum. Çok değerli bir kitap. Gerçekten böyle bir yorum henüz Türkiye'de olduğunu düşünmüyorum. Onun için İzzet'in emeği, İzzet'in yaklaşımları harikulade. Hepinizin bu kitabı edinmesini ve yavaş yavaş şimdi nasıl okunacağını bize anlatacak İzzet. Bir bakalım neler söyleyecek. Evet, Kutsal'ın yorumunu nasıl okumamız lazım? İşte yavaşını hızlısını söylemek çok kolay değil. Anlayış yüksekse hızlı da gidebilir. Peki. Kutsal'ın yorumundan kasıt aslında şudur. Yani oradaki yorum kelimesi hermeneutik düşünceye bir göndermedir. Hermeneutiğin özellikle teolojik hermeneutiğin ya da hermeneutik teolojinin üzerinde durduğu, vurgu yaptığı konu şudur. Bir kutsal metni hatta herhangi sıradan bir konuşmayı dahi tek bir anlamak mümkün değil. Yani biz kutsal bir metni, istersek Tevrat, İncil, Kur'an, Zebur, istersek Mısır'ın Ölüler Kitabı, Zendavesta ya da Mahabharata, hangisine yönelirsek yönelelim. Hermeneutin iddia ettiği şey aslında kitabın sana anlayışı doğrudan veremeyeceğidir. Anlayış kişinin kendi yaşam süresi içerisinde, kendi çabaları, kendi anlayış yolculuğu içerisinde gelişir. Ve hangi metne bakarsak bakalım, ya da kiminle konuşursak konuşalım. Metin bize kendini değil, bizim anlayışımızla ona yaklaştığımız zaman neyle gidiyorsak onun yanıtını verir. Dolayısıyla... Ne yapacağım? Arkadaşlar lütfen mikrofonlarınızı kapatın çünkü duyulmuyor. Çok rica ediyorum. Evet. Dolayısıyla bu kitabın üzerinde durduğu temel konu nedir dersek ya da mesela en önemli öne çıkarttığı şey nedir diye sorarsak bu yazar dahil, beni dahil içine alarak birlikte yanıt çözüyor. O anki ilgi, alaka ve dikkatimiz, çabamız neyin üzerindeyse alacağımız yanıt da ona bağlıdır. Çok güzel. Evet. Ama kitaba her yönelen sadece bu kitap değil, her kitaba olduğu gibi bu kitaba da yönelen herkes kendi ilgi alakalarını, kendi altını çizdiği yerleri anlayacaktır. Oralarda derinleşmeye çalışacak. Evet. Ve aradan bir süre geçtikten sonra yeniden metinlere yöneldiğinde yeni anlayışta bulunacak. Arkadaşlar lütfen her defasında kesmek zorunda kalıyorum İzzet Bey'i. Lütfen mikrofonlarınızı kapatınız. Özür dilerim İzzet. Daha rahat seni takip edebilmek için bu ikazı yapmak zorundayım. Moderasyonda evet. Galiba şey var. Herkesi kapatabiliyor istiyorsan. Aklında olsun. Tamam. Okay. Yapılabilir. Evet. Genel noktası bu. Hermeneutik. Nedir hermeneutik? Hermeneutik bu. Yani bir metnin mutlak tek bir anlamı olmadığına, her metnin anlam çokluğuna sahip olduğuna işaret eden bir görüştür. Bu görüşün içerisinde farklı disiplinler olduğu gibi aynı disiplinler içerisinde katmanlı derinleşmeler de vardır. Yani bir kutsal metne teolojik olarak bakabiliriz. Dini olarak bakabiliriz. Dinle teoloji birbirinden şöyle farklıdır. Din bir inançlar sistemidir. Teoloji bu inanç sistemini aklın konusu haline getirmektir. Evet. Din inanmakla ilgilenir. Onun kavramlarını duygu yoluyla içselleştirmekle ilgilenir. Ama felsefe bu kavramları anlamakla ilgilenir. Dolayısıyla mesela bir metne dönüp baktığımız zaman, Tevrat'a dönüp baktığımız zaman Marksist bir okuyuş, orada ekonomi politik
görüşlere sahip olacaktır. Oradan onları çıkarsayacaktır. Freud baktığı zaman, Freud ya da psikoloji disipliniyle bakıldığı zaman burada işte Totem ve Tabu mesela çok harika bir eser. Evet, şu anda onu çalışıyorum. Oraya baktığı zaman dinin kökenlerini veya o kökenlerini ilkel kabilelerde bulduğu bir anlayışın bu şekilde ulaştığını görecektir. Tarihsel bir okuyuş, oradaki tarihsel bağlantıları kuracaktır gibi. Bunların her biri bir disiplindir ama her bir disiplin de kendi içerisinde düzeylere sahiptir. Aha. Yani felsefi okuyuş, kutsal metinlere felsefi bakış tek bir anlam ifade etmez. Tek bir felsefenin okuyuşu değildir. Tek bir felsefi düşüncenin, disiplinin okuyuşu değildir. Bu kitaba idealistler farklı şekilde bakar, materyalistler farklı şekilde, pragmatistler farklı şekilde bakar. Dolayısıyla farklı disiplinler olduğu gibi her bir disiplinin kendi iç disiplinleri ve o disiplinlerin kendi iç şeyleri, mertebeleri vardır. Hermeneutik buradan yola çıkarak der ki, bir metne farklı disiplinlerden, farklı anlayışlardan bakabiliriz. Dolayısıyla mutlak tek bir hakikat yoktur. Hakikate giden yollar vardır. Tek bir hakikat yoktur. Çok iddialı bir cümle. Niçin? Çünkü bir inanır için kitap doğrudan tek bir hakikati gösterir. İnanıyorsanız. Bunun üzerinde çok fazla tartışacak bir şey yoktur. Benim inancım esas. Ve eleştirilere kızmak yerine bunlardan yararlanmak. Bana mı söylediler? Anlamadım. Hayır. Hepsini kapatıyorum. Kapatmama rağmen tekrar, evet, tamam. Devam ediyoruz. Edelim. Ne diyor? Arada kaçabilir. Şimdi benim bir şey sormak istiyorum. Çünkü demin böyle beni de içine çeken pasajlar olduğunu vurguladım. Ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu üç semavi dini veyahut da dinleri bir araya getiren bu kitapta seni etkileyen en önemli bölüm neresidir? Yani seni içine çeken en önemli bölüm, belki de bölümler demem gerekiyor. Senin üzerindeki tesiri bilmek istiyorum. Nasıl? Bunun en etkileyici bölümü neresidir? Tabii her okuyanın, yani onu okuyanlara sormak lazım. En etkilendiğiniz bölüm neresidir diye. Ama benim açımdan kitabın bölümünden ziyade o kitabın ortaya çıkış süreci daha değerlidir. Ya da etkileyici olan bu. Çünkü aslında her metin yazarın kendi hayatını bir kronoloji içerisinde olmasa bile anlayışın bir sürecini ortaya serimler. Doğru. Dolayısıyla kitabın içerisi, bu bir roman değil. Kitabı okumayanlar için bir örneklendirme, yani bir bilgi verelim. Ya da doğrudan birinci sayfasından başlayıp son sayfasında tamamlanan bir bütünlük de arz etmiyor. Kitap makalelerden oluşuyor. Her bir makale kendi iç bütünlüğü olan makaleler. Buna çabalandı. Tabii ki bir kutsal kitap değil. Kutsal kitapları yorumlandıran bir kitap. Dolayısıyla içerisinde çelişen veya aynı fikirde olunmayacak çok şey de olabilir. Bu eleştirilere çok açığım arada okuyan herkese. Bana ulaşmak çok zor değildir. Yazarsanız Instagram'dan ya da başka yerden yanıt veririm. Benim için bu kitabın ortaya çıkma süreci çok değerli. Çünkü ilk yazımı 19 yaşında yazdım. Şimdi 40 yaşındayım. 19 yaşında ilk yazımı yazdığım zaman bir şeydi. Düşündüğüm bir şey, yazıya geçirebilme kabiliyetini geliştirmem gerektiğini fark ettim ve bu zaman içerisinde gelişti. Çünkü bir şeyi seziyorum ama bunu anlatamıyorsam aslında sezgim kendi iç tutarlılıklarına sahip değil demektir. Aha. Sezgimi yazıya geçirebildiğim ölçüde anlamışım demektir. Çünkü bir şey düşünüyorum ama anlatamıyorum aslında anlaşılmamış bir bilgiyi işaret eder. Düşündüğümü bu şekilde ifade edebilmek sezginin düzeyine de işaret eder. Dolayısıyla yıllarca bunu geliştirmeye çalıştım. Bir süre sonra geri dönüp bakıp uyarıldım. Denildi ki bu bir süreçtir. Nereden geldiğini unutursan nereye gideceğini de kestiremezsin. Bunlar her zaman bir kenarda dursun. Bu gelişti. Arada dönüp baktım nereden geldiğimize. Düşüncenin dönüşmeye, evrilmeye, derinleşmeye
nerede başladığını, nerelerde kırılmalar yaşadığını gördüm. Sonunda da bu yazılanların içerisinde nitelikli olduğunu düşündüğüm makalelerden bir kitap çıkartalım dedik. Son 3 senedir, 4 senede yazdıklarımdan böyle bir kitap çıktı. Yani bundan bir iki tane daha çıkabilirdi belki ama nitelikli olduğunu düşündüğüm yazıları almaya özen gösterdim. Şimdi İzzet, ben sana soru hazırlarken bu kitabı elime aldım ve ne yaptım biliyor musun? Şöyle bir baktım, enerjisini hissettim. Sonra da açtım. Ve dedim ki ben açtığım konu hakkında bir soru sormak istiyorum İzzet'e. Ve Adem ve yaratılış hakkında, yaratılış, Adem motifi hakkında hermenötik yaklaşım. Bu yorumların toplamı. Bana bu konu hakkında, yaratılış ve Adem konusu, Adem'in arkasında yatan daha derin anlamlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii. Yaratılış dediğimiz zaman... Bu... İşte gelmişler, herkese kapımız açık. Büyük Turan Rahsi. Bizim de. Bizim de kapımız açık. yaratılış dediğimiz zaman bu bir kere ilk olarak neyi karşı savunur? Yani yaratılışı savunan kimdir? Yaratılışın hangi düşüncenin karşı bunlara belki işaret etmek gerekir. Bir yaratılışın varlığı varlığından bir yaratılışlık olduğunu düşünüyoruz. Ben çıkınca duruyorum. Çünkü kendimi duyamıyorum. Yani Nilgül diye biri çıkmıyor yanda. Kapatamıyorum. Çok rica ediyorum. Kapatınız mikrofonlarınızı. Lütfen. Mikrofonları kapatın lütfen. Evet, devam ediyoruz. Yaratılış meselesinden bahsediyoruz. Yani neyin karşısındadır? Bir yaratılış dediğimiz zaman bir yaratan ve yaratılandan evet. bahsetmiş olduk. Dolayısıyla evet. bu dinsel bir konudur. Evet. Felsefe bir yaratıcıdan bahsedeceği zaman teolojiyi esas almış olur. Tamam. Yani Tanrı ve HP. Evet, kapattım. Devam ediyoruz. Felsefenin konusu olduğu zaman yaratılış, Tanrı felsefi bir şey yapar, bir nitelik kazanır. Evet. Nedir? O zaman iradedir. Tanrı'yı bir kavramla ya da kavramlarla nitelemek durumunda kalırız. O zaman ne deriz? Tanrı iradedir, Tanrı güçtür, kuvvettir gibi işaretler yapmış oluruz ama dini bir mevzu olarak yaratılış, bunun neresinden bahsetmek gerekir? Çünkü yaratılış çok geniş. Hermeneutik bakış açısıyla da yaratılış çok farklı konulara işaret eden bir alan. Yani orada en azından Semitik kitapları üzerinden, İbrahim'i diyelim çünkü diğerleri de Semitiktir. Ama İbrahim'i kitapları üzerinden konuşursak orada Tanrı'nın, işte bu Yahudi metinlerinde Yahova'nın, Elohim'in, Kur'an'da Allah'ın bir yaratışına işaret eder ve yaratan Tanrı, yaratılan da insan ve Adem'dir. Bu Adem kelimesi kendi içerisinde bir kavramsallık oluşturur ve biz Adem dediğimiz zaman aslında tek bir kişiden, bir insandan bahsetmiş olmayız. İnanç alanı, yani sadece inanç alanı, buna literal doğrudan anlayış deniyor. Adem'in tarih içerisinde bir kudret tarafından topraktan şekillendirilerek yaratılmış bir varlık olduğunu kabul ediyor. Hermeneutik açısından bu insan Adem çok anlamlılık içermektedir. Yani ne demek bu? İlk insan dediğimiz zaman neyin ilk insanı ortaya çıkar? Mesela psikolojik ilk insan dediğimiz zaman Psiche'nin tarihinin başlangıçtaki ilk tinsel varlıktan bahsetmiş oluruz. Ekonomik varlık dediğimiz zaman işte toprağı süren ve bunu bir tarım aracı olarak kullanabilen, tarım aletleri üreten ilk ekonomik varlıktan bahsetmiş oluruz. Ya da işte Kabala gibi bir Kabala'nın
ilmi derinliklerine girildiği zaman Adem kelimesinin bir anlamı vardır. O kelimenin sayısal bir değeri vardır. O sayısal değer bir şeye işaret eder. Adem kelimesinin taşıdığı diğer kelime anlamları, çünkü Adem, adam, İbranice adam, toprak ya da kırmızı anlamlarına da gelir. Oralara işaret ederek farklı anlamlar çıkartır. Tasavvuf Adem'i bir saflık mertebesi olarak görür. Tasavvufi mertebeler vardır. İnsan psişesinin, ruhunun, aklının, maneviyatının diyelim biz genel olarak, çünkü zekasının da diyebiliriz. Gelişim sürecini mertebeler üzerinden anlatır. Genel bir üsluptur bu. İşte yedili mertebeyi ayıranlar vardır. Beşli mertebe, dörtlü mertebeler gibi ayırmalar yaparlar. Genel olarak söylemek istenen şey şudur. İnsan doğduğu gibi ölen bir varlık değildir. Hayvan değildir yani. Başlangıçta formsuz, biçimsiz bir varoluş sergilerken bu biçimlendirilerek zaman içerisinde anlam kazanarak kendi tekamülünü oluşturur. Tekamül eder. Akıl tekamül eder. Başlangıçtaki gibi olmaz. Dolayısıyla insanın dünyadaki amacını bu tekamülü sağlamak olarak görür mutasavvıflar. Ve bu tekamülün başına da Adem'i koyarlar. Başı da Adem'dir, sonu da Adem'dir. Evet. Yani ilk baştaki saflık da Adem'dir. En sondaki kemal de Adem'dir. Adem de başlayıp Adem de biter. Hristiyanlık da bu görüş etrafında döner. Başlangıçtaki yaratılan Adem'in bedeni bir varlık olduğunu, sondaki sonda gelen, yani insanlığın en kamil mertebesi olarak dünyaya lütfedilen İsa'nın aynı beşeri varlığın kemal mertebesinde bir ruhaniyetini serimler ve o da der ki İsa ikinci Adem'dir. Evet. Yani aslında tekamülü esas gösterir tasavvuf. Bunların her biri hermeneutik bunu der diyemiyoruz. Ama hermeneutik bu okumalara izin verir. Şimdi bunlar çok zevkli konular olduğu için o zaman benim de aklıma gelen bir şey var. O da hermeneutik olsun mu diyebiliriz. Bu hermeneutik çok ciddi bir alandır. Hatta diğer felsefi bilimlerinden çok daha ciddi bir alandır. Çünkü atıp tutmak serbest ama ilkeli olmak şart. Evet. Atıp tuttuğun, ilkeli olduğun zaman atıp tutamazsın. Bir yorum yapılacağı zaman bir pasaj hakkında, kutsal metnin bir bölümü hakkında anlam bütünlüğüne sahip bir yorum yapmak istediğinde hermeneutin ilkeleri zorunlu olarak işletilmek zorundadır. Nedir bu ilkeler? Mesela kitabın genel gayesine aykırı bir yorum yapılamaz. Yani hırsızlık men edilmiştir. Ya da adam öldürmek, insan öldürmek yasaklanmıştır. Bir yoruma göre insan öldürmek serbesttir diyemeyiz. Evet, doğru. Yapılacak yorumlar genel gayenin dışına çıkamaz. Örneğin Tevrat'ın gayesi nedir? İnsan öldürmemek değildir. Çalmamak değildir, zina etmemek değildir. Bunlar talidir. Bunlar asıl gayeye hizmet eden ara kurallardır. Yani Tevrat, bunları oluşturan kurallar mı? Bu on emri mesela zina etmeyeceksin, işte öldürmeyeceksin diye Tevrat'ta geçen bu on emiri oluşturan arkaik kurallardan mı bahsediyoruz? Bunlar talidir dedik. Bunların arkasında yatan kurallardan mı bahsediyoruz? Kuralların özü ve ereği, yani gayesi. Bunlardan gayesi. Yani şu yalan söylemeyeceksin. Niye? Zina etme niye? İnsan öldürme niye? Ya bunların niyelerinin yanıtı inanç sisteminin içerisinde bulmak çok kolay değildir ama inançların temelindeki gnostik yapılara gidildiği zaman Kabala kadar olmasa bile Talmud'da, yani Yahudi yorum biliminde ya da Sufi metinlerinde, İslam'ın temelinde Tevrat'ın, Kur'an'ın gayeleri tespit edilir. Mesela Tevrat özgürlüğü arayan bir kitaptır. Özgürlüğün hikayesidir. Adem'den başlayıp son cümleye kadar İsrail oğulları üzerinden aslında insan oğlunun, her birimizin özgürleşme serüveni içerisinde geçeceği merhalelere işaret edilir. Özgürlüğe giden yoldur Tevrat ve Tevrat'ın amacı özgürlüktür. Evet. Ve adalet.
içinde bize yol gösterecek olan, işaret edecek olan her ayet bunun işaretlerini taşır. Heh, bize yol gösterecek olan her ayet bu işaretleri taşır. Devletin içerisinde biz gaye olarak özgürlüğü buluruz. Dolayısıyla zina etme özgür olmak istiyorsan. İnsan öldürme özgür olmak istiyorsan. Güzel. Ve yavaş yavaş bunlar açımlanır. Çünkü felsefi bir metin değildir Tevrat. Kutsal metinlerin hiçbiri felsefi metinler değildir. Oradan felsefeler çıkarsanır. Yani belirli felsefeler kendilerini oralarda temellendirebilir veya nihayetlerinde ulaştıkları sonuçlarla onları işaret edebilir. Ama kitapların kendileri felsefi metinler değildir. Dolayısıyla açıklamada yapmazlar. Yani zina etmeyeceksin der ve nokta koyar. Niçin edilmemesi gerektiğine dair, niçin yalan söylenilmemesi gerektiğine dair, niçin belirli hayvanların yenilmemesi ya da diğer kurallarla ilgili açıklama yapmaz, emirleri verir. Ve bu emirleri biz gördüğümüz zaman bir inanır için nedenleri de açıklanmamış olan bu emirler sadece riayet edilmesi gereken, uyulması gereken kurallardan ibarettir. Evet, nedenin içine açıklanmadan direkt olarak riayet edeceksin. Kural budur ve sen de buna uyacaksın şeklinde. Tabii. Ama kitabın kendi iç bütünlüğüne sahip olan bir zeka ya da bir düşünce oradaki bağlantıları kurar ve yani diğer ayetlerle olan bağlantıları kurar ve her bir emrin bize neyi işaret ettiği, neyin neden yapılmaması gerektiğine dair bilgileri verir. Evet. Mesela insan öldürme der bir yerde, başka bir yerde de kimsenin kanı senin üzerine yük olmasın der. Ya, evet. Peki bana kan nasıl yük olur ki? Yani öldürdün ve ayrıldın oradan. Kimse görmedi. Sadece ben biliyorum. Sadece sen bilmiyorsun. Tüm eylemlerinde berabersiniz Tanrı'yla. Dolayısıyla yapacağın her şeyde bu senin sırtında bir yük olarak taşınacak. Zaten başkasını görüyor olması çok büyük problem değil. Seni görüyor olman büyük. Evet, seni hissetmen ve bunu hisselleştirmen önemli. Evet. Keşke günahlar devredilebilse ya da mutsuzluklar, pişmanlıklar devredilebilse. Ama bu pişmanlıklar insanın sırtında taşınır. Taşıdığım pişmanlığın bana ne zararı var? Bu bir yüktür. Yani amaç özgürlük yolunu İkmal etmekse, tamamlamaksa ve özgür bir bilince ulaşmaksa, özgür bir birey olmaksa, o yolculukta benim sırtımdaki ağırlık yüzünden yolu bitirmeme engel olur. Evet. İzzet, demin bir tekamül olayından bahsettin, tekamül dedin. Tekamül ne demek? Yani herkes bir tekamül, işte spiritüalitenin içinde var olan kişiler, ruhun tekamülü der. Bana göre ruh tekamül etmez ben anlattığımda. Çünkü ruh mükemmeldir. Peki tekamül hakkında bize nasıl bilgi verebilirsin? Nedir tekamül? İşte ruh beden diye de ayıramıyoruz. İnsan varlık mükemmeldir. Evet. Buna teolojik açıdan bakacak olursak Tanrı'nın varoluş Tanrı'nın sözüdür. Dini metinler bunu söyler. Tanrı söyler ve olur. Dolayısıyla Tanrı'nın varoluşa getirdiği her şey onun bir sözünden kaynaklanır. Tanrı'nın söyler, ol der, kün. Evet. Ve kün. Ol dedi ve oldu. Ya da işte Tevrat'ta ehiyor ve ehiyor. Işık olsun dedi ve ışık ve oldu. Ve oldu. Işık işte varlık mıdır değil midir? Ama Tanrı dedi ve oldu. Dolayısıyla ışığın özü nedir? Teolojik açıdan Tanrı'nın sözüdür. Varoluşun tamamı Tanrı'nın sözüdür ve Tanrı mükemmel olmayan bir şey söylemez. Tamam. Kedi mükemmeldir. Aslan mükemmeldir. Taş mükemmeldir. Varoluşun tamamı mükemmeldir insanda. İnsanın mükemmelliği bu sayacağımız tüm varoluş biçimlerini, bunları ara biçimler diyelim, insanda kemal bulur. Yani kedi olarak mükemmeldir ama kemalat süreci içerisinde bir ara basamaktadır. Çünkü varoluş kemalini insanda bulur. Kedide değil. Evet. Peki insanda niye buluyor? Niye kedide değil? Kedi mükemmelse insanda ve insan kusur işleyen bir varlıksa kedi daha mükemmel değil mi? İnsanı kusur işlemeye götüren şey düşüncesidir. Ve varoluşun kemali düşüncededir. Kedi de düşünce aynı günahları işleyecekti ya da aynı sorunlardan, aynı problemleri yaşayacaktı. Dolayısıyla biz insan diye
bir varlık, kediden ayrılan bir varlığa söylemiyoruz. Biz düşüncenin kendisine insan diyoruz. Yoksa bedeni açıdan her bir varlık mükemmeldir. Ama insanı diğer varlıklardan daha mükemmel kılan düşünebiliyor olmasıdır. Tamam. Çünkü varoluşun ereği düşünebilmektir, öz bilinçtir. İnsanın kendini bilebilmesidir. Bu Tanrı'nın kendini bilebilmesi olarak da ifade edilir. Tanrı kendini bilmiyor olduğu için değil ama insan ile bildiği için. Tasavvufun önerimi budur. Peki, her şey mükemmelse kemalat nedir? Basit bir mitik ifadeyle şöyle anlatılır. İnsan mükemmel bir varlık olarak dünyaya bırakılmış ama mükemmel olduğunu unutmuştur. Wow. Aslında kemal, şuurun kemalidir. Yani insanın kendi mükemmelliğini yeniden fark edebilme sürecidir. Denir ki, oraya erişenler daha iyi söyler bu işleri. İnsanın kendi kemali, insanın kemali Allah'tan ayrı olmadığı için, Tanrı'dan ayrı olmadığı için nihayetinde mükemmel olanın Tanrı olduğunu bilecektir. Ve bu bilgisi aslında kendisini Tanrı'dan ayrı olmadığını, kendi cüzi varlığının, tikel varlığının gerçek bir varlık olmadığını ama kendisinin aslında tümel, varlığın bütününden ayrı olmayan, Allah'tan gayrı olmayan bir varlık olduğunu anlamasıdır denir. Kemal dedikleri bu. Peki. Tekamül denilen bu. Bu şuurdur. Şuurun tekamülüdür. Bunu akılla açıklarlar. Yani aklın tekamülü, ruhun tekamülü diye açıklanır. Halbuki ruh kamildir her mertebede. Her mertebesinde kamildir. Ama bu kemal mertebelerini anlayarak geçilir. Güzel. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Felsefi akımlar semavi dinlerle ne kadar birbirine yaklaşıyor veya birbirinden uzaklaşıyor? Örtüşen yanlarını görebiliyor muyuz? Yoksa bugün itibariyle felsefecilerin görüşleri demode olmuş görüşlerdir. Yani bu yeni çağ öğretileriyle, spiritüel çalışmaların çokça devreye girmesiyle, felsefecilerin tin, töz gibi kavramları biraz demode olmuş mudur, gerilerde mi kalmıştır diye bir soru yöneltmek istiyorum. Ne kadar hala geçerliliği var? Bazıları veya tümü? Şimdi burada felsefenin ne olduğunu da tanımlamak lazım. Felsefe insanın aklını başına alması sürecidir. Benim bugüne kadar duyduğum en iyi tanımlardan biri bu. Yani felsefe nedir sorusuna çok yanıt verilir ama aklını başına almaktır. Yani kendi düşüncesini, kendi varlığını, eylemlerini, kendi tinselliğini, insana, kendisine ait, insana ait olan her şeyi düşüncesine konu edinebilmesidir. Dolayısıyla felsefe demode olamaz. Felsefe demode olamayacak tek bilimdir, bilimsel tarafıyla. Çünkü felsefe bir bilim değildir ama bilimlerin aklıdır denebilir. Dolayısıyla akıl demode olamaz. Demodeleştirmeye çalışan, felsefenin artık görevini tamamladı, artık onu rafa kaldırmamız gerekiyor diyen felsefi disiplinler de var. Evet. Pozitif gibi, pragmatizm gibi. İşte pozitivistler bilimin artık felsefenin yerini aldığını düşünür. Pragmatistler insana pragmatik açıdan yani yarar açısından felsefenin ömrünü tamamladığını, mutlu oluyorsa ya da üretim sürecine katkıda bulunuyorsa felsefe yapmayı tabii ki devam edebileceğini ama bunun çok da büyük bir yararı olmadığını düşünebilirler. Ama bunların her biri de kendi ilkelilikleri içerisinde düşünceleri ortaya koyduğu için birer felsefe disiplinidir ve felsefeyi ortadan kaldırmış olmazlar, felsefenin içeriğine dönüşürler. Felsefe tarihi içerisinde yerlerini alırlar. Dinle felsefe birbiriyle çelişir mi? Buna bir... Pardon, sen söyle. Dinle felsefe birbiriyle çelişir mi? Kapandı mı? Yok, hayır. Ha, tamam. Yok şey, ara sesler için zaman tanıyorum. Ara sesler geliyor, hayır. Peki, dinle felsefe çelişmez. Dinle felsefe, felsefe tarihinde, din tarihinin de hiçbir aşamasında çelişmedi. Belirli yerlerde din kendini tanımlayabilmek için felsefeyi araç olarak kullandı. Felsefe kendi mükemmelliğini ortaya koyabilmek için kendini din temelinde yükseltti. Bunların her birinin aşamalarını söyleyebiliriz ama felsefeyi ortadan kaldıran dinsel bir
dönem ya da dini ortadan kaldıran felsefi bir içerikten hiçbir zaman yani dindarlıklar oldu ama teoloji hiçbir zaman felsefeyi dışlamadı. Teoloji hiçbir zaman felsefeyi dışlamadı. Felsefe de hiçbir zaman teolojisiz kalmadı. Yani bu bildiğimiz anlamda Tanrı inanışı olmayabilir ama hiçbir zaman metafiziksiz kalmadı diyebiliriz. Metafizik soyut düşünebilme yeteneği demektir. Bilindiği kadarıyla ilk Yunan'da örnekleri görülse de daha eskilerde Hint'te de bu geleneğin olduğu, Mısır'da da buna ait metinler olduğu görülebilmekte. Yani insanlık var olduğundan beri soyutları düşünmeye çalışmış ama toplum olarak düşünememiş. Düşünemediği dönemlerde gizli odalarına çekilmişler. Bunu toplumu kaldırabildiği dönemlerde sokağa çıkmışlar. Hep beraber konuşmuşlar. Ama birbirleriyle çelişmezler. Hermenetik açıdan bakacak olursak, hermenetik... Senin sesin kısık mı şeyde? Biraz daha açabilir misin? Çünkü mikrofon sesin çok iyi duyulmadı söyleniyor. Şu anda nasıl? Şu anda daha iyi, evet. Daha mı iyi? Daha iyi, evet. Sesi açıktı da biraz daha bağırdım. Belki, bakayım buradan ses şu an geldi. Bilmiyorum. Peki. Felsefe tarihi açısından, hermenetik açısından bakarsak, dinle felsefenin en iç içe geçtiği alanlar, yani dinin ayrı, felsefenin ayrı birer olguymuş gibi düşünülmeyip, bu ikisinin birlikte bir bütün oluşturduğunu söyleyen ilk kişi Filon. İskenderiyeli Filon olarak. İskenderiyeli Filon, evet. Önümüze çıkıyor. Eleştirilir birçok açıdan. Felsefeyi dinin bir aracı, yani platonik bir düşünceyi Tevrat'ı anlamak için kullanmıştır. Milattan önce 2. yüzyıl sanırım. Yok. Miladi dönemde. Pardon. Milattan önce 40'larda. O civarlarda yaşadı. Söylediği neydi? Dedi ki felsefecilerle yani filozoflarla peygamberlerin bir farklılığı olmadığı tek farklılıkların üstü... Şimdi. Lütfen mikrofonunuzu kapatırsınız. Hatta sonra evde değildik de bugün de misafirlerimiz gelecek. Eline yer aldırdık. Şey masanın altındaydı. Bir baktık tamam böyle misafirlerimiz. Zeyda Hanım. Lütfen mikrofonunuzu kapat. Sizin tamamlar. Evet çok pardon İzzet. Devam edelim. Bizim mikrofonu kapatıyorlar galiba onlar. Bizi duyuyorum. Ama demek ki. Evet. Filon'un yaptığı neydi? Filozoflarla peygamberler arasındaki evet. ilişki arasında. Evet. Söylediği şuydu, filozoflarla peygamberler ayrı bilinçler değildir. Bunlar insan bilinçleri, kendi yaşadıkları dönemdeki en kamil suretleridir. Yalnız içinde bulundukları topluma göre veya üzerlerindeki göreve göre bir üslup farklılıkları taşırlar. Halbuki kullandıkları her birinin bir kavramdır ve o kavramlar doğru tercüme edildiğinde bir peygamberin filozof gibi, bir filozofun da peygamber gibi konuştuğunu söyler. Çok geçerli bir tanımlama mıdır? Olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü filozoflarda risalet yoktur. Yani ümmetleri yoktur. Yani kimseye karşı sorumlu değillerdir. Onlar kendi bildikleri gibi konuşurlar. Anladıkları gibi tüm samimiyetleriyle konuşurlar. Ve içinde bulundukları toplumun şuurunun en üst seviyesine oynarlar. Peygamberler de bu seviyeye oynasalar da dönüp tüm bir toplumun bu anlayışın içinde yer alabilmesi için çaba gösterirler. Davet ederler ve o davete icabet edilebilmesi için tüm emeklerini, ömürlerini de harcarlar. Ne gibi? Filozoflar profesör gibidir. Doğru, evet. Profesör derse girer ve kendi alanı ile ilgili en üst konuşmaları yapar. Hatta mümkünse o güne kadar hiç söylenmemiş olan şeyleri söylemeye, ortaya koymaya çalışır. Öğrencilerin bunu anlayıp anlamaması öğrencinin sorunudur ve çıkıp gider. Ama peygamberler ilkokul öğretmeni gibidir. Yani bütün o yolu yürüdükten sonra, bütün eğitim sürecini tamamladıktan sonra dönüp
A, B, C diye alfabeyi öğreterek başlar karşısındakine ve onun o şeyde eğitim sürecini tamamlaması için çaba gösterir. Farklılığı budur ama bilgi açısından ve nasıl diyelim, şuurun tekamülü açısından birbirlerinden çok farklı değillerdir diyor Filon. Buna katılabiliriz. Yani katılmak ya da katılmamanın dışında bu çok eleştirilen bir tarafı değil. Filon'u niçin eleştirirler? Platonik düşünceyi, idea öğretisini, yani Platon'da bu çok tanımlı halde değildir. Platon'dan sonra yeni Platoncular tarafından Platon dizgeleştirilmiş ve anlaşılır, kılınmıştır. Filon da o dönemin içerisinde Platoncu düşünceyle Tevrat'ı anlayabilir der ve bunun örneklerine girişir. Ve Tevrat'ın içerisinden belirli pasajları alır ve bunu felsefi bir metin olarak incelemeye başlar ve kavramsal bir bütünlük oluşturur. Mükemmel midir, değil midir ayrı bir soru ama tarihte kendisinden sonra yapılmış mükemmel örneklerin ilk başlatıcısı olarak kabul edilebilir. Çünkü 12'den daha eski metinler elimizde yok. Yani bunu Filon'dan önce kim yapmış bunu bilmiyoruz. Ama hermeneutik denildiği zaman, yani teolojik hermeneutik, yani dini metinlerin felsefenin de konusu haline getirilip onun üzerine yorum yapabilmek fikri belki de ilk kez Filon'da doğdu denilebilir. Çok güzel. Şimdi son bir soru soracağım. Ondan sonra katılımcıların sorularına, sormak istediklerine yöneleceğim. Kitapta çok dikkatimi çeken İrfan Sofraları diye bir bölüm var. Bize İrfan Sofraları hakkında neler söylersin? Çünkü benim çok dikkatimi çekti, çok beğendim o bölümü. Onun hakkında bize biraz bilgi verir misin? İrfan Sofraları nedir? İrfan nedir? Önce sofrasından önce İrfan nedir? Evet, sofradan önce bir İrfan'ı inceleyelim. İrfan nedir? Neyle? Tasavvufi bir terim olarak irfandan bahsedeceğiz. Çünkü kitabın içerisindeki irfan sofraları iki tane eser vardı galiba burada, değil mi? Bir sofralar metni vardı. Bir de irfan sofraları vardı. Şimdi oradaki sofralar meselesine girmeden irfana bir göz atalım. Evet. İrfanı ilmin karşısına koyarlar. Arif, İrfan sahibi kişiye arif, ilim sahibi kişiye de alim denir. Bu ikisinin birbirinden farklı olan tarafları, alim ilmine bağlıdır ve ilmiyle sınırlıdır. Ve onun dürüstlüğü, samimiyeti ilmine bağlı ve ilminin dışında hareket etmemesiyledir. Alim kişi bir psikolog ya da bir dil bilimci. Kendi alanıyla sınırlıdır. Ve bu alanın bilgileriyle yetinir. Kendisine sorulan sorulara kendi bilgisi çerçevesinde yanıt verir ve bilmediklerini konuşmaz. Çalışır, okur, bu konuda derinlik kazanır. İlimde rüsuh bulmak denir, rasihun denir. İlmi derinliğe sahip olan kişiler, ki bunlar akademisyenlerdir diyebiliriz. Bugünün alimleri akademisyenlerdir. Dünün alimleri başka türlü isimlendirildiği gibi, mesela kohenler alimlerdir diyebiliriz. Sadece ilimle sınırlayamayız kohenleri. Onların örneklerini vermeyelim ama evet. Alim, öğretmen, şeyler, bugünün profesörleri, üniversitenin akademik çevresi diyebiliriz. Arif dediğimiz zaman onlar irfan ehlidir. Tabii ki onlar da bildikleriyle hareket ederler, bilmediklerini söylemezler ama alimler gibi bilgileri kitabi çalışmalara, incelemelere dayanmaz. Arifler kendi yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bilgi edinirler ve onlar için referans kendi deneyimleridir. Yani nasıl söyleyelim? Kur'an-ı Kerim'den bir ayet. Tamam. Ortaya koyduğumuz zaman alim bu ayeti alır ve o ayetin din tarihi boyunca, İslam tarihi boyunca, bir kere önce bu ayet nerede inzal oldu, kimlere karşı söylendi, yani kimin talebi üzerine çıktı, tarihteki yerini koyar. Ondan sonra hadislerle bunu güçlendirir ve tarih boyunca farklı alimler, filozoflar bu konuyla ilgili ne söylemişlerdir? Bütün bu bilgileri derler, toplar ve ortaya koyur.
koyar. Ve ortaya çıkardığı anlayış aslında o güne kadarki bütün tarihsel sürecin ortaya koyduğu bir neticedir. Yani tarih boyunca bunlar düşünüldü ve nihayetinde ortaya bu çıktı. Büyük bir alim bunu yapmakla mükelleftir. Arifler o tarihi bilse... Donuyor arada. Nihayetinde bu ayeti bir olay karşısında deneyimlemedi mi? Bir deneyimin sonucunda söylemedi mi? Çünkü eğer öyle değilse yalancı olur. Her bir peygamber söyledikleri sözlerde samimi insanlardır. Ve kendileri kendi deneyimlerini söylerler. Yaşamadıklarını söylemezler. Arifler de bu şekilde, muhakkik de denebilir ariflere. Doğrudan kendi deneyimlerinden çıkarttıkları bilgileri paylaşırlar. Aralarındaki fark budur. İrfan sofraları da ariflerin sohbetlerine denir. Evet. Yani onun... Evet, seni dinliyorum. Sofra bir tasavvufta bir geleneğin adıdır. Sohbete denir. Sohbet ne demektir? Tarikatlarda da, tarikatlardan daha çok bildiğimiz bir isimlendirmedir sohbet. Bilen bir kişinin, bilen, kendine, kendini bilen diyelim, nasıl anlamlandıracaksak, kendini bilen bir kişinin sohbeti yapan kişinin düşebilir. Belirli bir ismin mümessili olabilir. Ya da bunlar o kadar derin hikayeler ki neresinden tutup neresinden çekeceğimi karıştırıyorum ondan. Rahat bıraksam çıkacak. Şöyle söyleyelim. Sohbet bir sınıftır. Aynı sınıfta olan kişiliği buluştuğu bir yerdir diyebiliriz sofralar için, sohbet ortamları için. Aynı yaştan, aynı sınıfta olan Zoom bu akşam biraz azizlik gösteriyor. Sofraları, mesela Türkçe öğretmeni gelir ve Türkçe ders verir. Evet. İngilizce öğretmeni gelir ve İngilizce ders verir. Bir de sınıf öğretmeni diye bir öğretmen vardır. O tüm derslere girer. Şimdi o sınıfın içerisinde birinci sınıftan son sınıfa kadar, neydi, köy enstitülerindeki gibi. Her yaştan insanın toplanıp oradaki anlatılanı dinlediği bir ortam gibi düşünebiliriz. Bir aile sofrası. O yüzden sofra denir. Çünkü sofrada ortaya koyulan yemekler aynıdır. Herkes oturup aynı yemekleri yemek için o sofranın etrafında dizilir. 70 kişi, yaşındaki bir kişi de dizilir. 7 yaşındaki bir çocuk da oturur aynı sofranın etrafına. Ama 7 yaşındaki çocuğun tercih edeceği yiyeceklerle 70 yaşındaki bir yetişkinin tercih ettiği yiyecekler aynı olmayabilir. Birbirlerininkinden de yiyebilirler ama tercihleri farklı farklı olabilir. O sofranın etrafında toplanmış herkesin kendi ihtiyacına göre beslenebildiği yerlere irfaniyet sofrası deniyor. Böyle bir örneklendirme yapalım. Çünkü bu çok geniş bir alandır. O alan derinlemesine gider ama bu sezgi üzerinden hareket edilebilir. Parlayan yıldız nedir? Parlayan yıldız. Evet, Kutsal'ın yorumunda değindiğin bir başlıktır bu, parlayan yıldız. Sen yazdın. Evet. Şimdi hatırlamıyor musun bilmiyorum ama yazan sensin. Parlayan yıldız. Parlayan yıldız hakkında bize biraz bilgi verir misin? Kitabı okuyalı çok oldu. Öyle bir daha okuman lazım. Bir daha okumak lazım. Şimdiki okumakta bambaşka şeyler söyleyecektir. Parlayan yıldız Meryem'le bağını kurmuştum sanırım. Doğru mu? Doğru. Şimdi o belirli kavramların oradaki yazı dilini oluştururken kullanılmış kavramların doğrudan neyi işaret ettiği aslında her bir metnin kendi içerisindeki hermeneutik yorumudur. Parlayan yıldız nedir sorusunun yanıtı o metin içerisinde Meryem olarak gösterilmiş olabilir. Farklı bir anlayış içerisinde farklı bir peygamberi de işaret edebilir. Bu bir zevk.
Bu zevkin tutarlı olup olmadığı ya da hermeneutik alanı içerisinde doğru değerlendirip değerlendirilmediği ancak o metnin kendi iç bütünlüğü içerisinde anlam kazanacaktır. Dolayısıyla gerçek bir hermeneutik aynı metni her okuyuşta farklı bir yoruma, farklı bir anlayışa ulaşabilmekle mümkündür. Eğer her okuduğunuzda aynı şeyi anlıyorsanız o zaman hermeneutiğe açık değil, inanca açık bir yapınız var demektir. Her okuduğumda, ben bunu 30 yıldır okurum, her okuduğumda da aynı şeyi anlarım. Kutsal metinler için çok karşılaşılan bir şeydir. Ben onu okuduğum için de hiçbir şey yoktu, attım gibi. Yani koca bir insanlık tarihi içerisinde belki de tarihi yapan bu büyük özneler için işaret edebileceğimiz en büyük felsefi dehalar, en büyük bilim insanlarının kendilerine temel olarak kabul ettiği işte Mevlana'sından, Yunus'undan öbür tarafta işte kim diyelim Newton'larına kadar. Yine dondu. Bunu sadece kutsal metinler için değil, her metin. Donuyor. Atacağını söylüyorlar. Başta söylediğimiz gibi bu anlayışa göre, hermeneutik anlayışa göre okumalarda mutlak hakikat diye bir şey yoktur. Mutlak hakikatin varlığı yoktur değil. Anlayışta bir mutlaklık yoktur. Buna nasıl itiraz edilir? Denilir ki mutlak hakikat vardır ve bu mutlak hakikat her zaman ve herkes için kültürden ve zamandan bağımsız olarak aynıdır. Bazı hakikatler böyledir. Matematik gibi. 2 artı 2 4'tür. Ve bu evrensel bir hakikattir. Bunun ötesinde 2 artı 2'nin 4 olmadığı hiçbir hakikatten bahsedilemez. Doğru. Evet, matematik budur. Ve 2 artı 2'nin 4 etmediğini ortaya koyduğumuz her matematiksel düşünce sonuçları itibariyle bizi yanlış yere götürür. Ama mesela Pitagoras diyor ki 2 bir sayı değildir. Bir kavramdır. Evet. 3 bir kavramdır. Bunlar sayıyla gösterilir bir hiyerarşi adına. Aslında sayı tektir. Bir tane sayı vardır. O da birdir. Biz 2 dediğimiz zaman 2 tane birden bahsetmiş oluruz. Dolayısıyla 2 tane birden oluşur ama 2 tane bir yoktur. Mutlak bir vardır. Dolayısıyla 2 bizim için varsayımsaldır. Mutlak bir hakikatin, ki o mutlak hakikat ancak birdir. Pitagoras'ta, Plotinos'ta. Mutlak olan hakikat yalnızca birdir. Biz 2 dediğimiz zaman o birin ilk dışlaşmasından bahsederiz. Dolayısıyla 2 bir kavramdır ve bir olgudur. 2 artı 2 bu anlamda 4 etmez. 2 başka bir şeydir, 3 başka bir şeydir, 4 başka bir şeydir. Onlar toplama çıkarma yapılacak olan işlemin unsurları değil, kavramlardır diyor mesela. Dolayısıyla bu hermeneutik adına yapılmış bir yorum değildir. Ama hermeneutik açıdan bunun bir yorumlama olduğu, matematiği felsefeye dahil ederek, felsefenin önüne getirerek üzerine bir düşünme olduğu açık. Dolayısıyla hermeneutik mutlak hakikat, yani Tanrı için işaret edilen mutlak hakikat yoktur demez. Ama mutlak okumalarda bir mutlaklık olamayacağını her okuyanın bir metne, her yönelinin kendi şuur ve anlayışı ölçüsünde o metni anlamlandıracağı ve ona göre bir anlayışa ulaşacağını ortaya koyar. Şimdi şöyle mi anlıyoruz? Bir sorayım. Biz bu kitabı okurken belli bir realiteyle okuyacağız. Benim realiteme göre bu kitabı anlamlandıracağım ve ne anladığıma veya ne algıladığıma bakacağım. Beni tesiri altına alan bölümleri daha çok değineceğim. 3 ay sonra veya 6 ay sonra tekrar bu kitabı alıp okusam farklı bir yorum ve farklı bir algıyla bana farklı şeyler söyleyebileceğini mi anlamak istiyorum ben bu kitabı? Evet, evet. Tamamen böyle. Ama tabii ki 3 ay sonra halen aynı şeyleri anlıyorsak burada bir problem vardır açısından değil, bir tekamül gerçekleşmemiş demektir. Burada veya çok minimal bir tekamül gerçekleşmiştir ama sanki yerimde sayıyormuşum gibi bir his. Yani minimal karınca kadar bile, karınca kadar adım atıyorsun. Karınca kadar,
yine doğru yoldayız demektir. Evet. Amaç da şu değil. Bir önce anladığım şeyi bozup yok artık halen aynı anlıyorsam burada bir problem var. Bir önceki anlayış hatalı bir anlayış olduğu için tekamül etmiyor. Anlam farklılıklarında derinlik kazanmak adına Hermeneutik'in söylediği. Hermeneutik dediğimiz şey de budur zaten, değil mi? Tabii. Yani sonuçta örnek olarak Freud'un hayatın nihayetinde anladığı bir anlayış var ve biz ondan daha çok anlıyor olmamız gerekir. Ama halbuki o tekamül süreci içerisinde bütün o yollardan geçti. Freud gibi geçebildiysek. Hı-hı. Değil mi? O bütün o süreci yürüyebildiysek bu büyük bir şey. Yani bir öncekini inkar etmek değil sadece ama bir öncekini inşa etmek olabilir. Gerekiyorsa yıkıp baştan yapmak demek. Hermeneutik çok yıkıcıdır. Çok riskli bir şeydir. Evet. O zaman kendimizi izlemek, kendi realitemizin gelişimini fark etmek için bu kitabı temel bir kitap olarak kabul edebiliriz. Yani bize bir yansıma getirebilecek bir kitap olarak da kabul edebiliriz. Nasıl gelişiyorum? Eskiden anladığım bir şey şu anda algım ne durumda? Nasıl değişiyor? Gibi bir süreç, bir takip, bir analiz sistemi olarak da kabul edebiliriz, değil mi böyle? Bir kere bir kavramı, kavram üzerine tefekkür edildiği zaman, yani düşünce de derinleşirip kendi fikrini oluşturacak düzeye geldiğin zaman artık o ele geçmiş bir gerçekliktir. Evet. Çünkü sana verilmedi, sen onu çabanla kazandın, öyle diyelim. Kendi çabanla ulaştığın sonuçlar kolay kolay elden gitmez. Ama yeni okumalarla o gelişir. Yeni anlamlar kazanır. Yok. Kutsal metinlerin diğer metinlerden farklılaştığı nokta nedir diye sorarsan, o zaman mesela her metni okurken biz bunları yaşayacaksak eğer, sıradan bir metinle kutsal metin arasındaki fark nedir? Kutsal metin sembollerle yazılır. Evet, tamam, güzel. Felsefi bir metin kavramlarla yazılır. Yani biz bir filozofun, bir Hegel'in ya da Kant'ın ya da başka bir filozofun, yani Farabi'nin, İbn Rüşd'ün kitaplarını elimize aldığımız zaman orada kavramları takip ederiz. Kavramlar akıl için tanımlı ve onlarla düşünebileceğimiz yapı taşlarıdır. Kavramlar tanımlı olmalıdır felsefede. Bir kavram kendi içeriğini doğrudan düzgün bir şekilde koyabilmelidir. Felsefedeki şuurun gelişimi, felsefedeki tekamül diyelim, bir metnin içinde geçen kavramların tümünün birbiriyle ilişkilendirebilmesiyle ilgilidir. Evet. Tüm kavramlar birbiriyle ilişkilendirildiği zaman doğru bir felsefi okuma yapılabilir felsefi bir metinde. Ama kutsal metinler sembollerle yazılır. Her sembol bir kavram olarak kabul edilebilir ama her sembol farklı okumalarda, farklı ilişkilendirmelerle yepyeni anlamları açıktır. Örnek verelim. Nasıl verelim? Asa diyelim. Mesela orada peygamberlerin asaları vardır. Evet. Bu asa ne anlama gelir? Bu asa bir şeydir, bir bastondur. Bununla çadırlar temizlenir. Yol yürürken elde tutulur. Vahşi bir hayvan çıkarsa yolda sürüklenir falan, değil mi? Eskiden beri kullanılan bir yöntemdir. Yani bugün hala trekkinge çıkanlar ellerine bir sopa alırlar. Çünkü bazen ona dayanmak ihtiyacı hissedersin. Bazen önüne çıkan bir şeyi sağ sola itekleyebilmek için kullanman gerekir. Isırgan bir bitkiye denk geldiğin zaman onu itmen lazım. Bu anlattığım, konuştuğum, verdiğim örneklerin her biri birer sembol olarak kabul edildiği zaman mesela vahşi hayvanları uzaklaştırmak için ya da ısırgan bitkileri uzaklaştırmak için, iteklemek için, yol açmak için kullanılır dediğim zaman sembolik okuma vahşi hayvanın ne demek olduğunu, işte ne demektir vahşi hayvan, işte bu nefse mi işaret eder acaba? Bu sorulara gider. Isırgan bir bitki dediği zaman acaba bu ne anlama geliyor? Bunlara yönelir. Sonuçta asa orada yaptığı işe göre tanımlanacaktır. Sembolik bir okumada asa bir sembol olarak alındığında şunu söyleyebiliriz mesela, metin okuması üzerinden yapmak lazım, doğrusu budur bunları. Ama aklımızda kaldığı kadarıyla yapalım. Musa'nın asası. Musa Firavun'un önüne çıkar ve Tanrı ona der ki, asanı yani at ve işte o orada bir yılana dönüşür ve Firavun'un
kendi büyücülerinin yaptığı yılanları yutar. Evet. Daha sonra yeniden bir sopaya dönüşür ve Musa onu eline alır ve işte böyle bir mitik hikaye anlatılır. Oradaki asa ne demek? Asa gerçekten yılana mı dönüşmüştür? Yoksa yılan gibi bir suret mi kazanmıştır? Diğer yılanları yutması ne demektir? Bunu sembol olarak alır. Asa ne demek? Yılan ne demek? Mesela şöyle bir yorumlama yapılır. Tanrı'nın iradesidir denir. Asa irade demektir. Firavun'un asası Firavun'un iradesidir. Musa'nın asası Musa'nın Tanrı'nın iradesidir. Firavun'un yılanlarını Musa'nın yılanının yutması Tanrı'nın iradesinin Firavun'un iradesini yutması ya da onu geçmesi ondan daha kudretli olduğu gibi sonuçlar çıkartılabilir. Başka bir okuma. Şu anda aklıma gelen bir okuma. Mesela orada 3 yılan vardı. Musa'da tek yılan vardı. Firavun bir devlet yöneticisidir. Devlet kademesinin 3 birimine işaret eder. İşte yasama, yürütme, yargı diyebiliriz bunlara. Musa'nın tek yılanı bunların birbirinden ayrı, çünkü yutmuştur onları. Bunların ayrı ama bir bütünlük içerisinde olan bir yönetim sistemini işaret eder. Dolayısıyla Firavun'da birbirinden ayrı olan bu yönetim alanları Musa'da tek bir bütünlüğe gelmiştir. Tanrısal irade ve askeri diyebiliriz. Değil mi? Üç birliktir bunlar, üç bölümdür. Musa'da bunlar birliğe gelir. Yani din adamları savaşırlar ve yasamayı da kendileri yaparlar gibi. Şimdi sembolizmadan bahsederken son soru demiştim ama aklıma geldi. Çünkü kitabı okurken bir dağ motifinden bahsetmiştin sen. Bu dağ motifinden ben de bahsettim kitabımda. Çünkü taşların arketipi olarak sundum ben dağı. Taşın arketipi kayadır, kayanın bir üstü de dağdır şeklinde bir anlatıma girmiştim kendi kitabımda. Bu kutsalın yorumunda dağ sembolizmasını nasıl açıklıyorsun? Böyle bir çalışma yani, yaptım hatırlamıyorum. Peygamberler dağa çıkarlar, dağın en üst zirvesinde. İşte bu burada anlatmak istediğin dağ motifi. Yine aynı yere geliriz. Farklı disiplinler açısından dağ neyi işaret ediyor? Dağın eteğinde yaşamak. Dağın altında kalmak, dağı delmek, dağın üstüne çıkmak, üstüne çıkıp vahiy almak bunlar ne demek? Bir sembol olarak okunacaksa dini açıdan ya da mesela tasavvufi açıdan denilebilir ki psikolojide aynı yerde bütünlenir. Her dağ kendisiyle ilişkilendirilmiş olan peygamberin nefsini işaret eder. Tamam, çok güzel. Nefstir, yani pis işedir. Bu pis işenin kendi içerisindeki tekamül süreci dağa çıkmaktır. Dağa çıkmak. Yani nefsin üstüne çıkmak da diyebiliriz, değil mi? Nefsin kontrol altına alabilmek demektir. Öyle de diyebilir miyiz? Nefsin üstüne çıkmak, nefsi kontrol altına alabilmek. Nefsin kendini kontrol altına alması değil, dağın altında olduğun zaman nefs seni kontrol ediyor. Ama dağın üstüne çıktığın zaman kendi nefsini kendin yapabiliyorsun, kontrol edebiliyorsun şeklinde. Hep açısından doğru. Evet. Ego açısından bu böyle. Yani psikolojinin bir kavramı olarak ego açısından daha konuşacaksak, batı psikolojisi değil ama tasavvuf psikolojisi üzerinden konuşacaksak, nefs ele geçirilebilen ve yönetilebilen bir güçtür. Batı psikolojisinde üç aşamalı olarak anlatılan ilkel benlik, benlik ve süper benlik, süper ego, ego id olarak açıklanan yapı içerisinde bu benlik duygusu dizginlenebilen bir güç değildir. Dizginlenemez. Dizginlenemez ve bu dizginlenemez ya dizginlenebilirse de bir huzursuzluk yaratır ve insanlar nefsini dizginlediği zaman huzursuz olur diyor Freud. Yani başlangıçta ilkeller farklı bir yaşam biçimi içerisindedir ve onların nefisleri bilinç dışına bastırılmış değildir. Onlar bilinç dışında doğrudan yaşarlar. Mesela bu yaşamları içerisinde kaygılılardır. Totemlerinin karşısında
tabuları vardır. Tabuları yani yasakları vardır. Bu yasakları üzerinden bilinç dışıyla bir bütünlük içerisinde yaşarlar ve bu yaşam alanı içerisinde totemlerinin onlara karşı olumsuz bir yargıda bulunması ya da işte bir güç uygulaması, onları öldürmesinin kaygısını ve korkusunu yaşarlar. Modern topluma geldiği zaman bu korkular ve kaygılar ortadan kalkıyor. Totem beni cezalandırır mı demiyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Burada ihlal kabileler incelenirken bir ihlal, tek bir ihlal bile ölüme götürür. Ya kişi kendi nöbetleri, histerik nöbetlerinin sonucunda ölümü bekler ve o korkudan ölür. Ya da içinde bulunduğu toplum onu öldürür. Uygarlığa geldiğimiz zaman artık uygarlıkta kimse bir yasak ihlalinden dolayı diğerini öldürmüyor. Yalan söyledi diye kimse kimseyi öldürmüyor. Bunun karşısında bir totemden büyük bir korku da uyanmadığını görüyoruz. Kimse Tanrı'dan işte yalan söyleyince Tanrı'dan çok korktum demiyor. İnançlı insanları söylemiyorum ama. Uygarlığın getirdiği, yarattığı yeni insan biçimi, insan şuuru bu şekilde biçimlendi. Ama artık huzursuzluk var. Bir bağlılık yaşamadığımız için, özsel, derin bir bağlılık yaşamadığımız için lafları var. Aşk, sevgi, büyük bir inanç ve Tanrı ile birlik, bütünlük. Bu lafların hepsi var ama kaygı ortadan kalkmıyor. Derin bir kaygı ve huzursuzluk içerisindeyiz bugün. Dini sembol açısından bunu dağ olarak okuyabiliriz. Dağın eteğinde yaşayan kabileler ve dağın, kendini dağın tepesinde zanneden uygarlar gibi. Halbuki din şeye göre, tasavvufi mertebelere göre insanlığın kazandığı bu uygarlık biçimi nefs mertebelerinin çok aşağısında bir yerde. Çünkü biz yaşadığımız toplumu dönüştürdük. Kendi bilinçlerimizi değil. Kendi iç varlığımızı dönüştürmedik. Şöyle diyelim, evcil hayvan gibi düşünelim. İçimizdeki hayvan bütün hayvanlığıyla duruyor. Evet. Dışımızdaki hayvanı çok güzel evcilleştirdik. Yani evdeki kediye, köpeğe nasıl davranması gerektiğini anlatıyoruz ve onlar gerçekten ev hayvanlarına dönüştüler ama biz onlara söylediğimiz gibi davranmayabiliyoruz. Bu da aslında dışarıdan bakıldığında dağın tepesinde zanneden ama dağın eteğinden biraz yukarıya çıkmış olan uygar insan. Yani uygarlaşmış insan, medeni insan olarak medeniyeti aşağılıyoruz değil ama kendini medeni zanneden olan, medeni zanneden yüzyılımız anlayışı için söylüyoruz. Dinler açısından dağın tepesine çıkmak demek, kendi içsel yolculuğunu tamamlamak ve keşf noktasına ulaşmak demek. Bu ne demek? Dağa çıkmanın adımları nedir? En ilkel benlik düzeyinden başlayarak aklın gelişimiyle, bu akıl ayrı bir süreçte, psişe ayrı bir süreçte gelişmez. Bunlar birlikte gelişirler. Bazen birbirlerinin önüne geçebilirler. Yani aklın gıdasıyla kendini çok besleyenlerin psişesi biraz güçsüz kalabilir. Sürekli psişenin gelişimi için uğraşanların aklı çok gelişmeyebilir. Ama halbuki bunlar birlikte gelişirler. Biri az, biri çok olabilir. Dinin, özellikle İslam'ın önerdiği şey tevhiddir. Bunların hep beraber yükselmesidir. Bu yükselme sırasında çok çok şeyden bahsedilebilir. Bir tanesini söyleyelim. Tezekkür, tefekkür, keşif gibi. Tezekkür zikretmek demektir. Mesela yürünen yolda, ulaşılmak istenen yolculukta sürekli akla getirmek demektir. Neyi akla getirmek demektir? Felsefi bir metin okuyorsak kavramların sürekli içeriklerini yeniden ve yeniden kendimize tanımlamak demektir. Dini bir metin okuyorsak oradaki iman noktalarını, dinin kendi kavramlarını ve dini hikayeleri sürekli hatırda tutmak demektir. Dinin olaylarını, peygamber kıssalarını akılda tutmak demektir. Tefekkür, bir felsefi metinde o metnin içeriğini oluşturan kavramlarla yeniden türetebilmek, kavramları kendi adıma yeniden türetebilmek demektir. Dinsel açıdan ne demektir? Kitaptaki o peygamber kıssaları üzerine ben ne diyorum? Ama daha önceden zikredilenlerle hangi fikirlere ulaşabiliyorum? Kendi fikirlerime, kendi sonuçlarıma ulaşabilmenin noktasıdır. Tefekkür bir nihayet kabul edilmez. Hatta tefekkür bir yere kadar insan aklını, şuurunu
zekasını taşır. Bir yerden sonra İbnül Arabi'nin mesela işaret ettiği gibi tefekkürün tamamlandığı bir nokta vardır. Oradan sonra keşif başlar. Keşif, tefekkür benim bir metin hakkında hiçbir dayanağı, kendi dışımdaki dıştan verilmiş olan şeyleri dışarıda bırakarak, diğer bilgileri dışarıda bırakarak ama onların temelini içimde taşıyarak kendi fikirlerimi bulabilme, kendi öz bilincimi oluşturabilmenin çabasıdır. Keşif noktasında denir ki tefekkür gerçek bilgi, hakikat bilgisini almak için bir engeldir. Tefekkürden kurtulursan keşfe açılırsın. Keşfe açılmak ne demek? Tanrı'nın söylediğini dolaysız olarak bilmek demek. Doğru. İslam literatüründe keşif buna denk gelir. Keşf, mükaşefe. Tanrı dedi ve ben bildim. Nasıl bildim? İşte peygamberin bildiği gibi Hazreti Muhammed nasıl bildiyse ya da Musa dağda nasıl bildiyse o şekilde bilmek demek keşif. Dolaysız bilmek. Yani bu nasıl? Ben çalıştım ve sonunda böyle bir fikir edindim. Mesela Kutsal'ın yorumu kitabı bir tefekkür kitabıdır. Benim ulaşmaya çalıştığım bilgilerdir. Üzerine belirli kısalar üzerindeki düşüncelerimdir. Kur'an-ı Kerim ya da Tevrat keşf kitabıdır. Onlar mükaşefedir. Tanrı'nın doğrudan peygamberlere ilka ettiği, kalplerine ilka ettiği, doğrudan kalplerine koyduğu, dolaysız olarak bildirdiği bilgilerdir. Orada peygamberler o işe karışmaz. Hatta ne kadar karışırsa o kadar bozarlar. O yüzden kendilerini dışarıda bırakırlar. Yani tebliğ etmek için verilmiş bilgilerdir diyebiliriz, değil mi? Bilgilerdir ama dolaysızdır. Yani Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed gibi ya da Tevrat'ı Moşe Rabbim, Musa gibi bilebilmek demek aynı keşfe nail olmak demek. Tamam. Arkadaşlar istiyorsanız chat'e sorularınızı yazmaya başlayın. Sorularınızı yazın çünkü ben okuyarak İzzet Bey'e aktaracağım sizin sorularınızı. Chat bölümüne lütfen yazın, teker teker İzzet Bey'e aktaracağım. Evet İzzet sözünü. Tabii, eğer Musa'nın geldiği mertebeye ulaşırsa bir kişi Rabbi Akiva gibi. Evet, evet. O Rabbi Akiva gibi söyler. Artık Musa'nın söylediğini tekrar etmez. Eğer Maymunides gibi ulaşırsa o artık Delaletül Hayrini yazar. Tekrar oturup Tevrat'ı aynı kelimelerle tekrar etmez. Bu bir anlayış mertebesidir. Peki. Uzar gider yani. Devamda edebiliriz ama madem sorular var sorulara geçelim. Evet. İzzet'ciğim çok teşekkür ederim. Benim adıma soracağım sorular. Çok harikulade cevaplar verdin. Sağ ol, var ol. Şimdi bir sorulara geçeyim. Deniz'in bir sorusu var. Kendisi bu kitabı hermenötik bir yaklaşımla yazılması nedeniyle canlı bir organizma gibi tanımlar mıydı? Bir de eğer kişisel ve özel bir soru olmayacaksa, kitabı yazarken farklı açılımlar yaşadı mı? Kitap yazma süreci bu açılımlarla mı devam etti? Diye bir soru var. Farklı bir anlamda verdiğim yanıt buydu ama biraz daha farklı cümlelerle tekrar tanımlayabilirim. Birinci soru. Bu kitap hangi kitap? Kendisi bu kitabı hermenötik bir yaklaşımla yazılması nedeniyle canlı bir organizma gibi tanımlar mıydı? Birinci soru bu. Canlı bir organizma olarak tanımlayabilirim kendim için. Ama sizde canlanır mı? Aynı organizmal bütünlüğe ulaşabilir misiniz? Bir anlayış olarak bunu söyleyemem, temenni edebilirim. İnşallah benim yazarken, tefekkür ederken yaşadığım heyecanları yaşayabilirsiniz okurken. Ama böyle bir metinden bahsetmek istiyorsanız, yani mesela organizma olarak yaşayan bir kitaptan bahsedeceksek, sembollerin açımlandığı kitapları değil, doğrudan sembollerle yazılmış metinlere, yani kutsal metinlere gitmemiz gerekir. Yaşayan, o organizma dediği çok güzel bir tabir. Bu organizma olarak işaret edilecek olan kitaplar kutsal metinlerdir. Okay. Bizim kutsal metinler üzerine düşünmeler. Kendi sürecim içerisinde bu açılımları yaşadım mı? Açılım ne demek? Tabii ki birbirinden farklı birçok tanım getirilebilir. Ancak her bir yazı aslında bende bir tefekkürle başlar. Yani bir şey anında, kendi içimde, kendime geri döndüğüm bir anda
Yani o bir sessizlik anı vardır her insanın. Yani bu özel bir kişiye ait bir şey, her insanın. Ve kendiyle baş başa kaldığı bir sessizlik anında o aralar üzerine düşündüğüm bir konu üzerinde bir derinleşme yaşarım. Ve bende bir bağlantılar kurulur. Ha bu şunla, bu bununla, bu bununla ilgili. Tamam, bu artık benim için yola çıkmak için yeterli bir bilgidir. Artık yola çıkarken ben yazma sırasında elimle düşünüyorum. Yani düşündüklerimi kaleme alıyorum diyemem ama yazarken düşünüyorum. Dolayısıyla kitabı şu anda tekrar okusam aynı şekilde yazar mıyım zannetmiyorum. Onu bana tekrar önüme koysak okurken tamamen düzelterek, yani değiştirerek, şu anki şuuruma uydurarak okurum ama bu sonsuz bir yolculuktur. Heidegger'in dediği gibi şeyler düşünürler. Biz de küçük bir düşünür olarak kabul edelim kendimizi. Düşünürler düşünmeye devam ettikleri sürece onların felsefeleri şey yapılamaz. Kalıplaştırılamaz. Belli bir paradigma içine sıkıştırılamaz. Ancak onlar tamamlanacaklar ki buna metinlerde, kutsal metinlerde kitabın tamamlanması diye işaret edilir. Kitap tamamlandıktan sonra o yazar hakkında bir şey söyleyebiliriz. Çok güzel. Biz yazmaya devam ediyoruz. Bizi nerede durdurabiliriz bilmiyorum ama kitap olduğuna göre artık, dolayısıyla son bir noktası koyulduğuna göre bugün artık eleştirel gözle okunabilir. Ben okuyorum. Eleştirdiğim şeyler var kitapta. Ama çok da dokunmak istemiyorum çünkü bazen eleştirecek şeylerin de olması iyidir. Evet, doğru. Doğru. Ben çok çok beğendim. Gerçekten keyifle okuyorum. Ara ara açıyorum. Önüme ne çıkarsa onu okuyorum. Evet. Ve de çok keyifli. Teşekkür ederiz bunun için. Arif yazmış. Bu kadar çeşitlenen okumalar sonrasında semavi dinler birleniyor mu? Yoksa Arif'in dini olmaz noktasına mı geliniyor? Ne düşünür İzzet Hoca? Arif dedik, Arif geldi. Evet. Hoş geldiler. Arif'ten bahsedince geldiler valla. Kendi kanaatimi söyleyebilirim. Onu sen de söylemiştin abla. Onu düzeltmiş oldum arada. Üç semavi dini birleştirerek bu kitabı ulaştır, böyle bir kitabın yazımına geçtim dedin. Kitabı aslında ben üç semavi dili ben birleştirmiyorum. Kur'an-ı Kerim birleştiriyor. Biz o hatta üç de değil. Her bir peygamber semavi bir dindir. Kitabı olsun ya da olmasın. Nuh'un kitabı yoktur ama Nuh bir dindir. Lut'un kitabı yoktur ama Lut bir dindir. Eyüp bir dindir. Din ne demek? Kendi inanç bütünlüğü içerisinde istesek de istemesek de bir dindir, bir peygamberdir. Bizim için olmazsa olmaz bir varoluş düzeyidir. Bilincimizin bir düzeyidir. Parçası diyemiyorum çünkü bilinç parçalardan oluşmaz. Yani böyle bir parçası değildir. Eyüp dediğim zaman varlığın bütününe yayılır. Benim şuurumun bütününde vardır Eyüp ve ben şuurdan bahsettiğim zaman Eyüp ruhsuz bir bilinçten bahsedemem. Bunların her birisinde söyleyemem. Dolayısıyla semavi dinler bir bütünlük arz ediyor mu? Evet, arz ediyor. Peki niçin ayrılar? Yani arz ettiğine benim zaten şüphem yok. Niçin ayrılar? Bunlar yollarla ilgilidir. Tarihsel kabullerle ilgilidir. Ayrışma talepleriyle ilgilidir. İdeolojik olabilir. Anlayış farklılığından kaynaklanabilir. Ama gnostik öğretiler denilen öğretiler ki gnostisizm mesela Hristiyan gnosu ya da Yahudi gnosu ya da İslam gnosu. İslam gnosu nedir? Tasavvuf. Yahudi gnosu nedir? Kabala. Ya da Hristiyan Krist bilinci. Hristiyan gnosu dediğimiz zaman aslında biz bunların ortak gnosundan, hikmetine, gnos hikmet demek. Ortak hikmetinden bahsetmiş oluruz. Bunlar her bir din, 3 değil, 333 din, hikmette birliğe gelirler. Çünkü ulaştıkları netice tevhid açısından aynı olduğu için, aynı tevhide ulaştıkları için, yani aynı demeyelim ama tevhide ulaştıkları için, aynı şuur tekamülünün zorunlu aşamalarıdır. İstesek de ayıramayız. Peki bir kemal var mıdır? Vardır. Kemalin de kemali vardır. Yani tevhidin mertebeleri, tüm mertebeleri içerisinde tevhidin kendisinden de bahsedebiliriz. Ne demek bu? Musa bir şeyi tevhid etmiştir. Değil mi? Halkın içindeki ihtiyaçları tevhid etmiştir.
duaları, talepleri tevhid etmiştir. Ve bunun sonucunda beklentilerini, arzularını karşılayacak olan yasal düşüncenin kaidelerini tevhid etmiştir. Ve bir anayasa ortaya koymuştur. Tevrat bir anayasadır, bir hukuk kitabıdır. İsa da bunu yapmıştır. Farklı bir tevhide buluşturmuştur. O ruhaniyetle birliğe getirmiştir. Davut aşkla birliğe getirmiştir. Adem safiyetle birliğe getirmiştir. Tasavvuf açısından Hazreti Muhammed tüm peygamberleri tek bir sofraya oturtmuştur. Hazreti Muhammed'i ayıran budur. Mesela en kamil dindir. En kamil din şu demek. En kamil şuurdur. Hazreti Muhammed'in şuuru. O şekilde işaret edilir. Onun kemali nedir? Onun kemali şu. Musa, İsa, Yahya, Meryem, Davud hepsi onun masasında birbirleriyle uzlaşarak otururlar. Çünkü onların her birinin dini birbirinden farklıdır ve aslında uzlaşmaz dinlerdir. Bu yüzden birliğe gelir gibi durmazlar ama Muhammed bunu nasıl yaptıysa, Hazreti Muhammed, onları aynı masaya oturtmayı başarmıştır. Dolayısıyla tevhidin kemali olarak Hazreti Muhammed'in şuuruna işaret edilir. Çok güzel. Teşekkür ederim. Yahudilik açısından Hazreti Muhammed'in böyle bir şeyi yoktur. Böyle bir gönderme yapılmaz. Onlar bu bütünlüğü Musa'nın şuurunda birliğe geldiğini düşünürler. Yani sadece hukuk ya da şey değil, bir hukuk kitabı olarak görmezler. Ahlakın da kitabıdır, anlayışın da kitabıdır, törenin, tarihin, her şeyin kitabıdır Tevrat. Yahudi bilinci içerisinde. Teşekkür ederim. Şimdi Melek bir soru sormuş. Bu kitabı yazarken inzivaya çekildiğiniz oldu mu? Kitabınızı okumadan katıldığımızdan içerik hakkında çok bilgimiz yok maalesef. Değerli bir kitap olduğunu düşünüyorum. Emeğinize sağlık. Kitabınızın ezoterizm ile bağlantısı var mıdır? Donuyor. İzzet dondu yine. Vardır yani. Musa'nın 40 gün daha çekilmesi, sonra bir 40 daha yapması. Hazreti Muhammed'in Hira Dağı'nda 40 gün kalması. İsa'nın çölde 40 gün kalması. Pavlus'un 40 günü vardır. Mesela böyle farklı 40 günler var. Bunlar peygamberi inzivalardır ve tamamen kendini insanlardan ve tek bir kelime duymak, duymamak üzere hiçbir insanı görmeyecekleri şekilde tecrit ederler. Ettikleri bir tecrit durumudur. Peygamberi inziva. Bizim de yaptığımız bir çeşit inziva sayılabilir ama 40 günlük inzivalar gibi değil. Her tefekkür kendi içinde bir inzivadır. Bir düşünceye gerçekten tefekkür denebilmesi onun bütün bağlantılardan, dışarıdaki tüm bağlantılardan koparıp içe dönüşüyle ilgilidir. Peygamberi inzivalar bunu 40 gün boyunca kesintisiz ve yeme içme oruçlarıyla eş zamanlı olarak götürür. Filozof, felsefecilerin şeyleri, tefekkürleri, kendi inzivaları, onların tefekkür inzivasıdır. Descartes buna meditasyon der. Sen meditasyon diyor. Bu Hint meditasyonlarından yani uzak doğu meditasyonlarından farklı olarak düşünce meditasyonu der. Kitabın adı da budur. Mesela biraz önce söylediğimiz mutlak birlik düşüncesini tevhide onu ulaştıran Descartes'i, René Descartes'i ulaştıran düşünce meditasyonudur. Benim kitabı yazarken bende oluşan o tecritler yazının yazıldığı süre boyunca devam eder. Bu bazen kesinti uğrar. Aradan bir zaman geçtikten sonra tekrar otururum ama o yazı sırasında yemek düşünülmez. Yani işte bedensel ihtiyaçlar olabildiği kadar düşük seviyeye indirilir. Tuvalete falan gitmemeye çalışırım. Yani gitmemeye çalışırım da aklıma gelmez. Yani o düşünce sırasında yemek içmek aklıma gelmez. Bu bir anlamda tecrittir. Ama peygamberi tecritler gibi düşünülmemeli. Bu bir düşünce meditasyonu olarak düşünülebilir. Yani meditasyonun ve tecritin, inzivanın tek biçimi yoktur. Çok çeşitleri vardır. Tefekkür de bunlardan bir tanesidir. Evet, teşekkür ederim. İkinci var mı soru, arkadaşlar? Bir sorusu daha vardı hanımefendinin. İkincisini hemen atalım. Bir okuyalım. Bu kitabı yazarken inzivaya düşündüğünüz zaman. Kitabınızın ezoterizm ile bağlantısı var mıdır? Evet.
Şimdi burada ezoterizmle mistisizm diye iki tane farkı koyalım ortaya. Şimdi, mistisizm ana kaynağı döküp dönüp kendi iç kuyusundan insanın bilgileri çıkartması demektir. Bilgi derken yalnız etimolojik bilgiden bahsetmiyorum. Yani kitapta okuduğumuz bilgi değil. İçeriden temin edilen bilgi insanı kendi içine dönerek, kendi dağına çıkarak edindiği bilgi ve o dağın tepesindeki kuyudan çıkarttığı bilgi mistisizmdir. Herkes mistik değildir. Bazen öyle şeyler, konuşmalar vardır. Mistik bir deneyim yaşadım. Mistik bir deneyim yaşamak böyle kalp de kırmayalım ama bazen yaşanılan deneyimleri, kişinin bir gece yattığı zaman gördüğü rüyayı veya işte o an ay içime bir şey oldu gibi söylediği şeyler mistik deneyimler değildir. Bir sezgi olabilir, ilham olabilir, bir heyecan olabilir. İnsanın çok hali vardır, çok şey yaşar ama biz mistik deneyim dediğimiz zaman kendi özüne girip oradan kendisine has, kendisine ait olan bilgi edinmekten bahsederiz. Hazreti İbrahim gibi. Leh leha denir. Kendi içine döndü. Ve o içinden o bilgiyi temin etti. Bu bilginin edinme sürecine mistik deneyim denir. Rabbi Akiva bir mistiktir. İbnül Arabi bir mistiktir. Bu yönüyle, bilgiyi edinebilme yöntemiyle bir mistiktir. Ama daha sonra Mevlana bir mistiktir. Onlar için söyleyebiliriz. Çünkü dönüp ilk kez o kuyudan o bilgiyi o çıkardı ve söyledi. Dedi ki böyle bir şey. Bende böyle bir şey var. Nereden duydun? Kimseden değil. İşte Allah söyledi diyorlar ona. Yani kendi kuyusundan çıkarttığı bilgiye bana Allah söyledi. Allah kuyudan söyledi. Kuyudan bir ses duydu. O kuyuyu taşıyor. Ezoterik ne demek? Ezoterik bu mistik deneyim etrafında insanların buluşması demektir. Yani ne demek? Kime ezoterik denilir? Mesela çok bilinir. Masonik yapı hakim olunan bir düzendir. Süleyman bir mistiktir. İçeriye döner ve Tanrı ile konuşur. Tanrı da ona yanıt verir. Şimdi biz dua ederken Tanrı ile konuşuruz ama her konuştuğumuzda yanıt almayız. Mistik yanıt alır. Süleyman yanıt alır ve kendisinden sonra bir teşkilatlanma Süleyman'ın mistik deneyimlerinden yola çıkarak bir okul kurar. Bu okul o mistik deneyim temelinde o temele ulaşmak için yürünen bir yoldur. Ezoterik buna denir. Yani ezoterik misiniz? Evet ezoteriyim. Hangi ezoterizmin içindesiniz? Yani sizin başınız kim? Tasavvuf bir ezoteriktir. Tasavvufi tarikatlar bozulmamış haliyle, gerçek halleriyle, şimdiki halleriyle değil, şimdi kaldırıldı çünkü bozuldu. Bozulmadan önce yani Yunusların, Mevlana'ların içinden geldikleri gelenekler gibi olan gelenekler mesela kendilerini Ali'ye dayandırırlar, İmam Ali'ye, Hazreti Ali'ye. O geleneğin içerisinden gelmiş olan büyük şahısların kendileri de birer geleneğe dönüşmüştür. Mevlana gibi, Hacı Bektaş Veli gibi. Kim diyelim? Şimon güzel ismin babası Baal Shem Tov gibi, Origenes gibi. Bunlar da kendileri birer mistiktir ve mistik deneyimlerinin sonucunda ortaya koyduğu, öğrencilerine anlattığı olaylar öğrencileri tarafından kaybolmasın diye okullaştırılmış ve hak edene parça parça verile verile yetiştirilmiştir. Ve tarih boyunca o ezoterik gelenekler gelmiştir. Dolayısıyla soruyu eğer bir ezoterik geleneğin içinde misin diye okursak başka bir yanıtımız var. Yoksa bu bir ezoterik gelenek kitabı mıdır? Hayır, bu bir felsefe kitabıdır. Ama nihayetinde ezoterik geleneklere göndermeler yapan, bu geleneklerin içerisinde olan kişiler için zevkli çıkarımların bulunacağını tahmin ettiğim pasajları içeriyor diyebilirim. Evet. İzzet Erş'e sormak istediğiniz sorular varsa lütfen chat bölümünden yazın. Daha fazla yormayalım kendisini. Evet,
bir buçuk saattir konuşuyor çünkü. Soruyoruz, cevap veriyor. Teşekkür ederim İzzet. Var mı arkadaşlar soru sormak isteyen? Lütfen. Evet, bir soru geldi galiba. Melek Hanım, çok teşekkür ediyorum. Harika bilgiler demiş. Sağ olun. Özledim. Peki, eğer ki başka bir soru yoksa İzzet Bey'e teşekkür ediyoruz ve bir dakika geldi. Çok keyifle dinledim. Çok teşekkür ederim diye bir şey geldi, bilgi geldi. Son kere soruyorum. Kitabı alıp okuyamamıştım diyor Raban. Evet, şimdi o zaman okumanızı öneririm. Yavaş yavaş, hızlı hızlı demiyorum. Çünkü yavaş yavaş da olabilir, hızlı hızlı da olabilir. Ya kitap makaleler, şimdi bir arkadaşım şöyle bir şey söyledi, bir dostum. Çok kalın olmuş kitap dedi. Yani 640 sayfa çok uzun. Dedim, makalelerden bile oluşsa kitap okuyan kişiye bu zaferi tattırmalısın. Kitabı bitirmek bir zafere ulaşmaktır. Çok hoşuma gitti. Bu kadar uzun yazmamalısın. Haklı. Belki de işte yeniden basılırsa iki cilt olarak basılabilir. Evet. Bu şey kitabın makalelerden oluştuğu ve bu anlattığım şeylere ulaşmak için tümünü okumalarına gerek olmadı. İçinde 60-70 sanırım makaleden oluştuğu bilgisini verebilirim. Evet. Nesrin Hanım da teşekkür ediyor. O halde bir dakika. Çok teşekkür. Herkes teşekkür ediyor. Peki İzzetciğim, o zaman ben de teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğin için. Harikulade bilgiler. Seninle birlikte olmak büyük keyif. Sağ olasın, var olasın. Çok çok teşekkür ediyorum her şey. Çok teşekkür ederim. Bilgiler ve katılımın için. İnşallah çok yakında görüşmek üzere. Hoşça kal diyorum. Keyifli günler diliyorum. Bu yılda. Sağ ol, var ol. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tüm katılımınız için. Bütün katılımcılara teşekkür ederiz. Hoşça teşekkür kalın. Ederiz. Teşekkürler. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Başka konuklarla görüşürüz inşallah. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Teşekkür.